iz peşinde. Ne zaman arkamı dönsem hep bir hadise. Ha? Bu bir değil, iki değil. Ha? Basri amca? Yanlış anladın Basri amca. Biz bir şey yapmadık ki. Hayri doğru söylüyor. Geldiğimizde zaten bu haldeydi. Kamil? Hayri? Geldiklerinde bu haldeymişmiş. Onca hazırlık heba oldu. Ne emeklerle hazırladım ben bunları biliyor musunuz? Pekmezi ta memleketten getirdim. Hakiki dut pekmezi. Tüh! Canım pekmeze yazık olmuş. Hayri! Ne var canım? Şimdi şöyle nar gibi kızarmış ekmekle tadına baksak fena mı olurdu? Basri amca, bak bizi bir dinle. Gerçekten bizim hiç suçumuz yok. Zaten burayı bu hale getirmek için ya bahçeye top kaçmalı ya da içeride kovalamaca oynamalı. Sen ona bakma güzel amcacığım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Ne dedim ki? İlk kez bizim bir suçumuz yok diyorum. Mert! Hayri bak, Mert geldi. Gördüm. Arkadaşlarını da getirmiş. Hoş geldiniz. Ne ikram edelim size? Basri amcacığım, ben arkadaşlarıma güveniyorum. Yapmadık diyorlarsa bir şey yapmamışlardır. Sen onların avukatı mısın? Öyle tabii. Mert bizim avukatımız. Niye bakıyorsun Mert? Yoksa unuttun mu sözünü? O söz okulu bitirip avukat olunca geçerliydi. Şimdi değil. Basri amca, siz onlara bakmayın. Avukatlık yapamam ama gerçekleri araştırıp suçsuz olduklarını kanıtlayabilirim. Aranızda konuşur bir araştırma yapar ve kimin yaptığını bulursanız ben de sizi affederim. Basri amca çok yaşa, Basri amca çok yaşa, Basri amca çok yaşa, Basri amca çok yaşa. Bu duvarda hem enine hem boyuna epey geniş ama elinize sağlık, tertemiz olmuş. Sabahtan beri fırça sallamaktan ellerimin içi şişti. Ay! Ben olmasam bu iş hayatta bitmezdi. Rüstem abi rica etti bir kere Mert. Duvar yeni boyanmış efendim. Henüz olaya ait hiç ipucuna rastlamadım. Anlaşıldı. Siz araştırmaya devam edin, ben de diğerleriyle konuşayım. Şimdi en başından anlatın bakalım. Olaylar nasıl başladı? Ne yapıyorsunuz siz öyle? Azıcık soluklanalım Mert. O kadar iş yaptık. Basri amcaya söz verdik. O ne olacak? Durumu anlamamız lazım. Haklısın Mert. Soruyu yeniden alabilir miyim acaba? Bu arada emeğinin karşılığını gofretle ödeyebilir miyiz? Yanında da bir tepsi baklava. Gerek yok. Gerçeği ortaya çıkarmak bizim için yeterli. Hadi anlatın bakalım. Tamam anlatıyorum. Öğleyin söz verdiğimiz gibi Rüstem abiyle burada buluştuk. Hey Kamil, şuna bir bak. Hale bunu görmese iyi olur. Sanatçı yorumlardan çekinmez Kamil. O zaman gel de bunu bir yorumla bakalım. Basri amca. Basri amca ya. Nasıl olmuş? Keşke Mert'le Akın da görseydi. Kamil. Basri amca arkanda. Siz izin aldınız mı duvara resim yapmak için? Demek geldiniz çocuklar. Köfteleri hazırlarken geç kaldım. Merhaba Basri amca. Nereye böyle? Pazara Rüstem. Hayırdır? Duvarın halini görüyorsun işte. Komşu yaptıramıyordu. Sağ olsun çocuklar, güzelce boyayıp temizleyecek. İyi. Ben işe geç kalıyorum çocuklar.
Burası size emanet. Hadi göreyim sizi. Dedi ama gülmekten adım atamadı. Basri amcanın resmini ben de merak ettim doğrusu. Hay, o da bir şey mi? Sen asıl kendininkini... Mert, bunlar durumu anlamamıza yardımcı olur mu? Basri amca pazara gidiyormuş. Rüstem abi işe geç kaldım dediğine göre de olay öğlen 1'de gerçekleşmiş. Ne var bunda? Sorsaydın ben de söylerdim. Zaman akışı çıkarmaya çalışıyorum Hayri. Gerçeğe ancak böyle ulaşabiliriz. Abi! Bak ne buldum. Kurutulmuş biber. Nerede buldun? Sokağın köşesinde. Yerde duruyordu. Boyanan duvara çok yakın. Demek Basri amcanın bahçesindekileri dağıtan daha sonra da oradan geçmiş. Aslan Mert! Sen çözersin bu işi. Bir dakika. Ne oldu Hayri? Bir şey mi hatırladın? Biz tam işi bitirmek üzereyken orada iki kişi daha vardı. Hale ile Sevim. Artık ayrılık zamanı geldi Hale. Elveda Hale. Elveda. Biz de abilerim acıkmıştır demiştik. Meğer işleri güçleri alay etmekmiş. Fatma nine gönderdi bunları. Gerçi başkalarıyla böyle alay ettiğinizi duysa gönderir miydi bilmiyorum. Yapmayın kızlar, alay etmek istemedik. Siz de hiç şakadan anlamıyorsunuz canım. Hayri! Yumak, sakın, bak sakın ekmek arası köfteme dokunma. Gel buraya! Buraya gel! O küçücük şey bütün mahalleyi dolaştırdı bize. Sonra da soluğu Basri amcanın bahçesinde aldık. Ama Sevim ve Hale oradaydı. Bu biberi de onlar düşürmüş olmalı. Olmaz öyle şey. Hem neden bahçeyi öyle dağıtsınlar? Ben de buna inanmıyorum. Üstelik elimizde bilimsel bir açıklama da yok. Şimdi ne yapacağız Mert? Biz de sizin orada olmadığınızı kanıtlayacağız. Şimdi söyleyin bakalım. Boya işi ne kadar zamanınızı aldı? Nereden bilelim arkadaş? Saat mi tuttuk? 1-2 saat sürmüştür. Aslında bunu öğrenmenin bir yolu var. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Hı. Birazdan öğrenip gelirim. Göreyim seni. Akın. Rafadan tayfa hazır efendim. Söyleyin bakalım, bulabildiniz mi gerçeği? Bulduk Basri amca. Kamil ve Hayri'nin bahçede olmadığına dair kanıtlarımız var. Evet, hem de çok güçlü kanıtlar. O kadar güçlü. Siz ikiniz bir durun bakalım.
Önce olayı anlamaya çalışalım. Evet, kanıtlar diyordun. Bu öğlen aşağı mahalledeki pazara gitmişsiniz. Evet, ne olmuş? Yoksa siz beni mi takip ediyorsunuz? Yok Basri amca, olur mu öyle şey? Sadece gerçeği bulmak için. Abi. Ne oldu Akın? Basri amcaya açıklamalıyım. Ne? Kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece ne kadar hızlı yürüdüğünüzü öğrenelim diye süre tuttum. Hızımı ne yapacaktınız? Ben de konuyu oraya getirecektim. Ölçümlerime göre dakikada 46 metre hızla yürüyorsunuz. Hayri ile Kamil'in boyadığı duvardan pazara gidip oradan eve dönmek içinse tam olarak 3 kilometre 224 metre yürümeniz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki... 1 saat 10 dakika. Yani pazara gidip gelişiniz o kadar sürüyor. Kamil ve Hayri'nin duvarı boyama süresiyle neredeyse aynı. Yani siz geri geldiğinizde Kamil ve Hayri abi burada olsa bile ortalığı dağıtacak fırsatı bulamamıştır. Akıncığım, öyle demeyelim de bilimsel olarak bu mümkün değil diyelim. Öyle canım, bunca karmaşaya neden olmak da bir zaman ister. Yeter bu kadar şamata. Tek tek konuşun. Tabii ben izin verince. Peki, madem Kamil'le Hayri yapmadı, bahçeyi o hale kim getirdi? Yani Basri amca, o konuda henüz kesin bir bilgi... Buldum! Ben buldum! Burayı dağıtan kim biliyorum. Madem buldun, anlat bakalım. Yumak! Basri amca evden çıkınca, Yumak bunlardan biriyle oynamaya başlamış olmalı. Bakın, bu da tasmasına sıkışan parça. İlk gördüğümde anlamadım ama yoldaki izler de Yumağa aitmiş. Pekmez tepsisinin dibiyle aynı renkteydi. Demek ki olay şöyle gerçekleşti. Kurutulmak üzere ipe asılan biberler Yumağın dikkatini çekti. Biberleri erişmek isterken yanlışlıkla pekmez kavanozlarını deviren Yumak, o sırada köfte kokusu alınca kokunun geldiği yere doğru gitti. Patilerine pekmez bulaşmıştı. Fatma ninenin hazırladığı köfte ekmeklerden birini kapan Yumak hızla oradan uzaklaşmaya başladı. Hayri! Yumak! Sakın! Bak sakın ekmek arası köfteme dokunma! Ay, buraya gel! Köfteleri Yumak'a kaptırmak istemeyen Hayri abi ve Kamil abi kulübesine kadar Yumak'ın peşinden gitti. Tam o sırada Basri amca pazardan dönüyordu. Bizimkileri bahçesinde gören Basri amca durumu yanlış anladı. Yaşa Akın! Oh! Nihayet! Her şey açıklığa kavuştu. Gel Çasın! Bize o kadar kızıp durdu. Yumağın yaptığı anlaşılınca da arkasını dönüp gitti. Vay arkadaş! Sen hem ortalığı karıştır, hem de benim ekmek arasını alıp götür. İyi ki işin aslını araştıran bir arkadaşımız var. Bana değil, asıl Akın'a teşekkür edin. Bütün olayı o çözdü. Sizi tedirgin ettim, özür dilerim. O zaman bu ikramımı kabul edin. Buyurun bakalım. Çekinmeyin canım, gelin. Pekmez gibi çökelek de katmerde memleketten. Yaşasın! Huh?